Türkiye ile Interpol ilişkilerinde yeni dönem başlamış oldu. Interpol İcra Komitesi'ne Türkiye'den de bir isim seçildi. Emniyet Dur, Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, 151 üye ülkeden 51'inin oyunu alarak komiteye girdi. Böylece uzun bir aradan sonra Türkiye komitede temsil hakkı kazandı. Gerçekten yeni bir sayfa açılmış oldu Interpol ile Türkiye'nin ilişkileri bağlamında. Şöyle ifade edeyim, uzun bir süredir İcra Komitesi'nde herhangi bir temsiliyetimiz yoktu. Interpol Lyon'daki merkezinde bizim irtibat görevlilerimiz var. Fakat sayısı da yetersizdi. Şimdi en üst seviyede temsil hakkını kazanmış olduk. Sevgel, Ankara'nın Interpol'ü en etkin kullanan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. 2213 şu an aktif kırmızı bültenimiz mevcut Interpol sisteminde. Bunun 805'i terör suçlarından, 822'si asayiş suçlarından, 586'sı da kaçakçılık suçlarından oluşuyor. Sevgel, Interpol'ün FETÖ yaklaşımını eleştirdi, bu durumun değişeceğini belirtti. 15 Temmuz FETÖ hain darbesinden sonra özellikle Fethullahçı terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığımız kırmızı bülten taleplerimizin hemen hiçbiri Interpol tarafından işleme konulmadı. 839 kırmızı bülten talebimiz Interpol tarafından reddedildi. FETÖ anlamında da bunlar da hani ikna olacaklar. Bugün olmazsa yarın olmazsa öbür gün